Su yaşamın kaynağı. Olmazsa olmazı. Üç yanı denizlerle çevrili, bir iç denizi ve çok sayıda göl ve nehri bulunan Türkiye, buna rağmen su zengini bir ülke değil. Yapılan hesaplamalara göre kişi başına düşen yıllık su miktarı 8000 metreküpten fazla olan ülkeler su zengini, 2000 metreküpten az olanlarsa su kıtlığı yaşayan ülke olarak niteleniyor. Türkiye'de kişi başına düşen yıllık su miktarı 1510 metreküp. Bu nedenle her bir su damla çok değerli. Bu değerli varlığı korumak isteyen Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanında baraj inşaatları ve su havzaları koruma çalışmaları yürütüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Su varsa hayat vardır" düsturuyla yapıldığı belirtilen çalışmalara artık yeraltı barajları da eklendi. Peki şimdi de hepimizin merak ettiği sorunun cevabını yanıtlayalım. Bu özel yeraltı barajları nasıl inşa ediliyor? Bu barajlar neden bu kadar popüler oldu? Bu barajlar için yer altına özel bir teknikle beton perde inşa ediliyor. Yeraltı barajları olarak bilinen tesislerin yapımında suyun bulunduğu tabana kadar inilerek bir perde veya kil dolgu inşa ediliyor. Suyun bu şekilde daha derinlere sızması ya da denize boşalması engelleniyor. Aynı şekilde bu taban sayesinde suyun tuzlanması da engelleniyor. Yüzey sularının buharlaşması ve kamulaştırma maliyetleri gibi sorunları ortadan kaldıran yeraltı barajları, suyun kalitesinin korunmasına da imkan veriyor. Jeolojinin izin verdiği alanlarda yapılabilen bu barajlar yeraltı sularını da koruduğu için obruk oluşumu gibi tehditleri azaltıyor. Cumhuriyet tarihinin en gurur verici eseri tamamlandı. Yüz binlerce TOGG'un elektrik ihtiyacını karşılayacak dev proje için ilk adımlar atıldı. Dünyanın en büyük 5. barajında sular yükselmeye başladı. Türkiye'nin devi 2,5 milyon nüfuslu Antalya gibi bir kentin enerji ihtiyacının yanında yerli ve milli otomobil TOGG'un 750 bin adedinin ihtiyacı elektriği de üretilebilecek. Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilip su seviyesi 54 metreye ulaşan Yusufeli Barajı nedeniyle ilçede yol, köprü ve arazilerin yanı sıra anılar da suya gömülüyor. Çoruh'un üzerine projelendirilip temeli 26 Şubat 2013'te atılan 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5. en yüksek barajı Yusufeli Barajı'yla hidroelektrik santrali inşası tamamlandı. Değerli dostlarımız, Yerli ve Milli Projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yine bilgi dolu bir içerikle karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce videomuzu beğenerek ve yorum yazarak videomuzun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsin. Şimdi koltuklarınıza yaslanın, bir fincan kahvenizi de yanınıza alın ve yeni bölümümüz başlasın. İki dağ arasına set çeken Yusufeli Barajı için özel vinç sistemi oluşturularak 275 metre yüksekliği bulan gövde betonu için mikserler havada oyuncak gibi taşındı. Barajın gövde ve çevresinde bulunan 4000'in üzerinde ölçüm aletiyle duvar sıcaklığından su yüküne kadar detaylar hesaplanabiliyor. Baraj sismik cihazlar sayesinde yakın çevresinde olan depremlerin derinliği ve büyüklüğünü de ölçebilir. Çevresinde bulunan dağların da deformasyonunu önlemek ve sağlamlığını artırmak için iki yakasına 80 metrelik halatlar çakıldı. Özel delge ekipmanlarıyla yapılan işlemlerin sonunda 6000'den fazla noktaya çelik halatlar çekildi. Ayrıca her hava koşulunda inşanın devam etmesi için beton ve halatları soğutup ısıtılabilecek özel teknikler kullanıldı. 220 metre yüksekten türbinlere düşecek yüksek hızlı suyun oyulma ve aşınmaya neden olmaması için 90 metrelik enerji kırıcı havuzlar da yapıldı. Barajın inşasında 7000 personel istihdam edilirken 250'den fazla mühendis yapıların hesapları için gece gündüz çalıştı. 558 megawatt kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar TL katkı sağlayacak projeyle, depolanan suyun potansiyel enerjisi yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilowatt saat elektrik enerjisine dönüştürülecek. 2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj, 29 Mayıs 2023'te elektrik üretimine geçecek. Baraj Türkiye'nin 5. büyük kenti olan 2,5 milyon nüfuslu Antalya gibi bir kentin enerji ihtiyacının yanında, yerli ve milli otomobil TOGG'un 750 bin adedinin ihtiyacı elektriği de üretilebilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 22 Kasım'da düzenlenen törenle su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda şu ana kadar 20 milyon metreküp su depolandı. Yeni Yusufeli yerli ve milli imkanlarla kuruluyor.
Baraj suları altında kalacak Yusufeli ilçesi yansıtıcılar mevkisinde yeniden kuruluyor. 24 milyon metreküp kazı ve 10 milyon metreküp dolgu ile oluşturulan 153 hektar alanda yeni yerleşim alanları inşa edildi. 3 bölgede 10 etap halindeki çalışmalarda hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye, ilkokul ve ortaokul, lise, müftülük, öğretmen evi gibi kamu binaları yapıldı. Baraj nedeniyle Artvin'in Yusufeli ilçesi yeniden taşındı. Yusufeli'nin bu taşınması son 150 yıl içerisinde 7. kez olarak gerçekleşti. Yusufeli böylece Türkiye'nin en yeni ilçesi oldu. 3205 konutun yanı sıra dağların eteklerinde oluşturulan yeni yerleşim birimlerinde ise yöresel mimaride ikişer katlı modern evler yükseldi. Toplamda 34 milyar TL'yi bulan yatırım kapsamında 70 kilometresi tünel olmak üzere köprü ve viyadüklerden oluşan 110 kilometrelikte yeni yol ağı oluşturuldu. Öte yandan Yusufeli ilçe merkezinde yaşayanların %80'inin yeni yerleşim alanına yerleştiği bildirildi. Temelinin atılması için 450 metre derinliğinde kazılar yapılan Yusufeli Barajı'nın inşası için özel bir beton tesisi de kurulmuş. Bu tesiste saatte 800 metreküp, günlükse 20 bin metreküpe yakın beton baraj için üretilmiş. Yusufeli Barajı'nın yapımı aşamasında günlük 200, toplamdaysa 80 bin adet daire yapılabilecek kadar beton kullanıldı. Barajın yapımı için devasa mağaralar da kazıldı. Bu mağaralardan en büyüğü 110 metre uzunluğa, 55 metre yüksekliğe ve 31 metre genişliğine ulaştı. Çoru Havzası'ndan gelen 300-350 metre küplük su şiddetinin 15 katını kaldırabilecek güçte inşa edilen baraj, saniyede 5084 metre küplük su şiddetine dayanabiliyor. Baraja gelen su 220 metre yüksekliğe kadar türbinlere düşerek en verimli şekilde elektrik üretebiliyor. Baraj yapımının beklenenden bir yıl erken bitmesiyle Türkiye ekonomisine 5 milyar TL'lik fazladan katkı sağlanacak. Daha fazla içeriklerimize ilksiz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve duayla. Hoşça kalın.